Ulus Gazetesi'nde yayınlanan bir makalesinde İnönü, şimdi her yapılmamış okul için bana bir tomar özür hazırlayacaklardır. Vereceğim yanıtı, adları ve yerleriyle vatandaşlarım da öğreneceklerdir dedi. Gerçekten de bir süre sonra okul yapmayan köyler cezalandırıldı. Okul yapımını tavsatan valiler bizzat Cumhurbaşkanı İnönü tarafından radyoda halka şikayet edildiler. Köylerden Ankara'ya doğru bir muhalefet rüzgarı eser olmuş, CHP içinde de itirazlar başlamıştı. Köylüyü bu kadar sıkıştırmayalım diyenlere Milli Şef, her köyde cami yok mu diye soruyordu. O camiler nasıl yapıldıysa okulda öyle yapılacak. Köy enstitüleri artık bir gerginlik konusuydu. ...1945 yılında köy enstitüleri giderek artan sayıda mezun vermeye başladı. O yıl 5 yıllık eğitimini tamamlayan 1893 köy enstitülü öğretmen olarak köylerine gittiler. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturması beklenen eğitim devriminin ilk ışıkları yanmaya başlamıştı. Ancak köy enstitülerinin kaderini değiştirecek gelişme de aynı yıl yaşandı. Şubat 1945'te bir gün Hasanoğlan'a gelen bir ziyaretçi sonun başlangıcını hazırladı. O gün tiyatro dersi için okulu devlet tiyatrolarının kurucusu Karl Ebert ziyaret edecekti. Ancak öğrencilerin dikkati Ebert'ten çok yanındaki altın tel çerçeveli gözlük takan ak saçlı tercümanın üzerinde toplanmıştı. O tercüman dönemin en tanınmış muhalif edebiyatçısı Sabahattin Ali'ydi. Dağlar ve rüzgar şiirini rica ettim. Okuduk fakat dağ bir yerine gelince arkadaşlarımızdan birisi şuraya gel. İşte ben de senin gibi özgürce esmediğim, delice esmediğim. Zaman zaman mağlup olsam vilayetime insan olmak dokunuyor haysiyetine bazı faulleri görünce işaret ediyor. Arkadaşlarımızdan Musa Çınar onu sordu. Gene insan olmak dokunuyor mu haysiyetinize diye. O da hayırdı. Böyle bir topluluğa hitap ettiğim için gurur duyuyorum. Sabahattin Ali ilerici fikirleri nedeniyle mahkum olmuş ve sonra afla salıverilmiş bir solcuydu. Böyle birinin Hasanoğlan'a gelip öğrencilerle sohbet etmesi enstitüde cadı kazanlarının kaynamasına yol açtı. Sabahattin Ali o gecede okulda kalıp herkesin uyuduğu bir saatte bazı öğrenci ve öğretmenlerle toplantı yapınca kıyamet koptu. Biz kız açık havadayız. Bir kum gölünün üzerinde oturmuşuz. Sohbet ediyoruz. Onlar da yatmışlar. Ben yatırdım ettim öğrenci başkanı. Kontrol ettim. Herkes yatıyor uyuyor. Meğer bir cadı kazanı kaynatmışlar aralarında. Okul müdürü Rauf Bey'e gitmişler, şikayet etmişler. Enstitü içindeki sağ sol kutuplaşması böylece su yüzüne çıktı. Zaten bir süredir bu okulların tamamen solcuların eline geçtiği eleştirileri alıp yürümüş, bazı öğrenciler polis takibine alınmışlardı. Gece toplantısını ihbar edenler ise o sıralar Sabahattin Ali ile davalı olan Nihal Aksız'ın öncülüğündeki Turancılardı. Enstitü içten içe kaynamaya başlamıştı. Bizim aramızda böyle bir çatışma başladı. Tabii kavgaya falan pek girmedik ama yani kavgada o olabilirdi. Örneğin bana arkadaşlarımız yani solcular arkadaşlarımız derlerdi ki ya sen biraz güzel sanatlar konuda geç vakte kadar çalışıyorsun. Ben 12'ye kadar falan çalışıyordum. Şaman çalışıyordum. Gelirken döverler seni. Önüne çıkarlar. Dikkat et. Yani öyle bir havaya girmişti artık. Gerginlik büyüyünce konu İsmail Hakkı Tonguç'a iletildi. Tonguç hemen Hasanoğlan'a gelip öğrencileri uyardı. Ateşle oynuyorsunuz. Kendi kurduğunuz binanın temeline uyuyorsunuz dedi. Ve yaklaşan tehlikenin ilk sinyalini orada verdi. Yapılamaz sanıyorsunuz.
Ama bir gün bu eskileri kapatırlar. Aklınızı başınıza toplayın. Enstitüleri sarsan gerginlik aslında ülke çapında da hissedilir olmuştu. Savaş bitmiş ve milli şef rejiminin değişme zamanı gelmişti. İnönü 1945'in meclis açılış nutkunda demokrasiye geçiş sözü verdi. Partiler, farklı görüşler, muhalif fikirler demekti. Acaba şeflikten yeni çıkmış ülke, kendisine tepeden hediye edilen demokrasiyi yaşatabilecek miydi? Yukarıdan empoze edilen demokrasinin ilk hedefi köy enstitüleri oldu ve İnönü'nün tahmin ettiği gibi savaş bitince konu hemen gündeme geldi. Üstelik mecliste muhalefet ilk çıkışını bu konuyla yaptı. 1945 yılı Mayıs ayında milli eğitim bütçesi görüşülürken Emin Sazak, köylere verilen enstitü mezunlarının kendilerini birer Atatürk zannettiklerini söyledi. Hasan Ali Yücel bu eleştiriyi yanıtlarken, bu çocukların birer Atatürk olması temenni edilir dedi ve sözü büyük toprak sahibi Emin Sazak'a getirdi. Emin Sazak arkadaşım oturduğu yerden iç çekebilir çünkü feodal sistemle idare edilmek isteyenler, İlk öğretim davasını istemezler. Şimdi Türkiye dolu dizgin tarihinin ilk çok partili seçimine gidiyordu. Çeyrek asırlık CHP iktidarı büyük bir sınava girecekti. Köy enstitülerinin kaderi bu sınavın sonucuna bağlıydı. Bu sınavın sonucu da kısmen köy enstitülerine. İnönü bir Hasan olan ziyaretinde enstitü öğrencilerinin uyanışına bizzat tanık olduktan sonra Milli Eğitim Bakanı'na Yücel demişti. Bu çocuklar köylerde işe başlayınca bizi tutacaklar mı? İşte şimdi bu soruyu yanıtlama zamanıydı. Ancak köylerde karşılaştıkları manzara hiç de iç açıcı değildi. Enstitülere yönelik komünistlik suçlaması alıp yürümüştü. Kız erkek bir arada eğitim yapılmasından doğan dedikodular dilden dile geziyordu. Köylü okul inşaatı zorlamasından yılmıştı. Köye görevli giden öğretmenler yörenin egemenleriyle tartışır olmuşlardı. Toprak sahipleri enstitülerin tasfiyesi için Ankara'ya baskı yapmaya başlamışlardı. Enstitülerin seçimde CHP'ye oy kaybettireceği artık apaçık ortadaydı. Fevzi Çakmak İnönü'ye ikide bir, paşam bu komünist yuvalarını ne zaman kapatacaksın diye soruyor, parti içinde muhalefet büyüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Recep Peker gibi muhafazakarlar köy enstitülerinin bir an önce kapatılmasını savunuyordu. Sovyetlerin Kars ve Ardahan üzerinde hak iddia ettiği, İstanbul'da gençlerin komünizm aleyhine gösteriler yaptığı, Amerikan Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyaret ettiği ve komünizm alerjisinin bütün ülkeye yayıldığı bu dönemde enstitülerin solcuların eline geçtiği söylentileri Milli Şef'i etkiliyordu. İnönü gelen haberlerden bu iddiaların tamamen yersiz olmadığı kanısına vardı. Seçimlere 3 ay kalmış ve söylentiler her tarafa yayılmıştı. İsmet Paşa kendi yarattığı eseri sürdürmekle durdurmak arasında sıkışmıştı. Bir yanda ömür boyu korumaya söz verdiği enstitüler vardı, diğer yanda kendisine seçim kaybettirecek komünistlik iddiaları. Hayatının en zor kararlarından birini vermek zorundaydı. Düşündü, taşındı ve sonunda doğru bildiğini seçti. Enstitülerden vazgeçti. 17 Nisan 1945